Efendim İnce Ayar'a devam ediyoruz. Şimdi bu karşımda gördüğünüz delikanlının hikayesini ben duyduğumda ben aynı zamanda Milliyet Gazetesi köşe yazarıyım. Oturdum bunu gazetede yazdım. Yazının başlığı da tırnak içerisinde ona çok söylenen bir laf. Evladım sen maaşını alsana. O kadar çok tepki geldi ki meğer iyi hikayelere bizim o kadar çok ihtiyacımız varmış ki gurur duyacağımız işlere. Dedim ki Alper televizyona geliyorsun abi seninle konuşuyoruz. Oğuz Alper Öktem genç bir yatırımcı olarak bizimle birlikte ama şimdi hikayesine bakacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi önce seni bir tanıyalım. Ya bunu şunun için söylüyorum. Sen kendini ülkeye borçlu hissettin. Niye? Koç Lisesi'ni burslu okudun. Sonra sen devam et. Tabii. İzmitliyim. Babam esnaf. Koç Lisesi'nde burslu okudum. Rahmetli Mustafa Koç sağ olsun. İnan Kıraç'la birlikte beni okuttular. Akabinde University of Chicago'yu kazandım. 3 senede bitirdim. Sonra London School of Economics'e devam ettim. 3 senede nasıl bitirdin? Dereceyle falan bitirdin o zaman. Dereceyle bitirdim. Tabii biraz hızlı ders almam gerekti. 4 yılda değil mi? 4 yıllık okul. 4 yıl okulu 3 yılda bitirdim. Bravo. Peki. Sonra London School of Economics. Aynen öyle. Orada ne yaptın? Lisansın geri kalan kısmını okudum. Ardından bir yüksek lisans yaptım. Master yaptım. Dünyanın en saygın ekonomi okullarından bir tanesi. Öyle öyle. Peki. Sonra sen okulu bitirdin. Tabii ki her idealist genç gibi iyi bir yerde işe girmek, CEO olmak, maaş almak. Girdin de iyi bir yerde değil mi? Girdim, çok uluslu bir dünya devinde işe girdin. Bir finans şirketinde Londra'da bir süre çalıştım. İyi de para kazanıyordun. Tabii. Deli misin sen? Niyesini soracağım. Sonra çünkü kalktın sen Türkiye'ye geldin. Türkiye'ye yabancı yatırım getirdin. Şu an kaç kişi çalışıyor yanında? Bugün itibariyle 155 oldu galiba. 155 kişi çalışıyor senin yanında. Ve sen şu an para kazanmıyorsun değil mi? Zarar ediyorsun. Büyük zarar ediyoruz. Baban seni dövmüyor mu? Biraz inanmak lazım yani. Peki. Şimdi ben mikromobilite rakamlarını İstanbul'da seninle öğrendim. Önce şu mikromobilite nedir? Bize bir anlatsana. Mikromobilite aslında 0 ile 5 kilometre arasındaki yolculukların çevreye zarar vermeden, gürültü kirliliği yaratmadan, trafik kirliliği yaratmadan, ekonomik şekilde yapılabilmesini sağlayan sistemlerin bütünü. Bunun adı mikromobilite. Bunun adı mikromobilite. Bütün dünyada aynı tanımlama. Aynen öyle, aynen öyle. Peki şimdi sen İstanbul'un trafiğini araştırmışsın abicim. Sen şimdi bana söyler misin İstanbul'daki yolculukların ne kadarı kaç kilometre içinde yapılıyor? Şöyle bir istatistik var. Bu global bir istatistik bu arada. İstanbul'da yansıyor. Trafikte gördüğümüz 10 araçtan 4.6 tanesi yani %46'sı aslında 5 kilometre altı mesafeler gitmek için orada. Ya 5 kilometre gidiyor, 5 kilometre geliyor. Aynen öyle. Ya hayır, 0 ile 5 kilometre arası. 0 ile 5 kilometre. 1 kilometre gitmek için, 3 kilometre gitmek için, 4.7 kilometre gitmek için orada. Ve araba yolculuklarında harcanan benzinin sadece %2'si 80 kiloluk bir insanı taşımak için harcanıyor. Geri kalan %98'i 2 tonluk, 3 tonluk o arabayı taşımak için kullanılıyor. Bu çok büyük bir israf. Doğru. Benzinimiz doğarla alıyoruz. Yani cari açığa zarar, insanların psikolojilerine zarar, saatlerimiz trafikte geçiyor. İstanbul'da ama bu büyük metropollerin hepsinde problem. İstanbul özelinde bir konu değil. Bununla alakalı olarak mikromobilite kesin çözüm değil ancak faydalı faktörlerden bir tanesi. Peki mesela şimdi Amsterdam'da her taraf işte bisiklet yoludur. Niye? Dümdüz bir şehir. Doğru. Yapabilirsin. Mesela senin bu işte... Şimdi sen Türkiye'ye bir yabancı sermaye getirdin ve bildiğim kadarıyla içinde Amerikalı büyük firmalar falan da var galiba değil mi? Var var. Var. Yani sen Türkiye'ye bir yabancı sermaye getirdin. Sizin bulduğunuz çözüm önerisi elektrikli bir sistemle mümkün olduğu kadar gitmek ve bunu cep telefonu üzerinden kiralamak. Bu mudur sistemin mantığı? Sistemi basitçe anlatayım. Lütfen. Akıllı telefonunuza Mart uygulamasını indiriyorsunuz. Dur marka söyleme aman. Pardon. Uygulamamızı indiriyorsunuz. Tamam. Kayıt oluyorsunuz. İsminizi, soy isminizi, cep telefonunuzu vesaire girdikten sonra karşınıza bir harita çıkıyor. Harita, sizin orada araçlarınızın olduğu yerler. Araçlarınız olduğu yerler gösteriyor. En yakındaki araca gidiyorsunuz. Onu alıyorsunuz. QR kodu taratıp aracı alıyorsunuz. Araç kilidini açıyor. Üzerine binip istediğiniz yere gidip istediğiniz yerde bırakıyorsunuz. İstediğin yerde kilitliyorum bırakıyorum. Sonra aynen öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Abi çalınır. Çalınmazsa da kırılır. Bizde niye mesela kiralama şirketlerinin sattığı arabalar daha ucuzdur? Çünkü gavur malı gibi kullanırız biz. Bizim para vermediğimiz bir şeyi. Mesela kaç ayda bir değiştiriyorsun sen bir aleti? Şu anda tabii... Çalınan oldu mu hiç? Ya şöyle söyleyeyim. Bizim sektörün problemlerinden bir tanesi bu zaten. Bizim endüstrinin problemlerinden bir tanesi. Ama teknolojik çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte GPS sistemlerinin üzerine çalışıyoruz. Daha iyi kontrol mekanizmaları. Filoyu daha yakından izlemek gibi. Üzerine çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Ama şu anda bir martının ömrü ve bir elektrik... Aletin ömrü. Bir buçuk ay, iki ay civarında. İki ayda bir değiştiriyorsun. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin yanında o zaman yani sen... Bir yazılım üretiyorsun aslında. Doğru. Değil mi? O zaman senin yanında çalışan o 155 kişinin çoğu beyaz yakalı. Kimler var senin yanında çalışan mesela? Örnek olarak söyleyeyim. Yazılım mühendisleri falan da mı çalışıyorsun? Tabii. Donanım ve yazılım mühendisleri ağırlıklı.
Böyle 20-25 kişilik çok kaliteli bir kadromuz var. Türkiye'nin müstesna mühendisleri. Sonra kalan 120 kişi? Türkiye'nin en iyi lojistikçileri, en iyi operasyoncuları. Ha, onlar da beraberinde geliyor. Sahada aletleri alıp şarj edip bakımını yapan arkadaşlar. Dolayısıyla böyle geniş bir evren içerisinde çalışıyorsun. Peki şimdi bu kadar eğitime senin çok para kazanıyor olman lazım. Sen para kazanıyor musun? Şu anda hayır maalesef. Ama biz 5 sene sonrasını oynuyoruz. Şu anda dediğimiz gibi aletlerin ömrü oldukça kısa. Ve bir aleti sahaya koymak para kazandırmıyor, kaybettiriyor. Ancak... Kaç alet var şu anda mesela elinizde çalışan? Ya yüzlerce var diyelim. Yüzlerce var. Sadece şu anda İstanbul'da mı varsınız? Sadece İstanbul'da varız. Peki. Avrupa yakası ve Anadolu yakası olmak üzere. Tamam. Şunu merak ediyorum. Sen yabancı sermaye getiriyorsun Türkiye'ye. Adamlar da buna inanmasalar bunlar da mı 5 yıl sonra şey yapıyorlar? Öyle. Teknoloji sektörü, startup sektörü biraz böyle. Amazon dediğiniz şirket 26-27 yaşında. 27 yıllık tarihinde sadece bir çeyrek kar etmiş. Bir geri kalan hep zarar. Bunun gibi bütün teknoloji şirketlerinin böyle bir durum var. Büyümek istiyorsanız, bir trendi yakalamak istiyorsanız, bir kullanıcı alışkanlığı yaratmak istiyorsanız zarar yapmanız lazım. Ya bu iş zararsız olmuyor yani. Bir zararı göz alacaksınız. Özellikle mikromobilite gibi yatırım ağırlıklı işlerde o zarar çok daha büyük oluyor. Maalesef. Ancak doğru yatırımcıları bularak, ikna ederek bizimle çalışmalarına. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi yurt dışından Türkiye'ye sermaye getirmek zor bir şey mi? Bir anlatsana bize o süreci. Yani sen bir adamları fikrine, iki bu ülkenin geleceğine ikna ediyorsun. Ve onları ikna ettikten sonra ancak geliyorlar değil mi? Aynen öyle. Yani teknoloji sektörü Türkiye'de çok yeni. Şöyle düşünün. Silikon Vadisi dediğiniz yer 70'lerden 80'lerden biri var. Amerika'da bu işten para kazanmış yüzlerce, binlerce insan var. Doğru. Bunlar paralarını kazanmışlar, o sektöre geri yatırmışlar, bir daha kazanmışlar, bir daha yatırmışlar vesaire. Bir ekosistem oluşmuş. Türkiye'de bu ekosistem çok yeni. Yani ilk ciddi yatırım alan Türk startup'ı belki 2009-2010'da yatırımını aldı. Haliyle bu sektörün gelişmesi, oluşması zaman alıyor. Yatırım fonlarının oluşması, venture capital fonları diyorlar buna, risk sermayesi fonları. Bunların oluşması, bu sektörden para kazanıp tekrardan buraya yatırılması zaman alan şeyler. O yüzden... gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye'de de burada bir açık var. Dolayısıyla da peki mesela bu senin yaptığın yazılım fikir ihraç edilebilir bir şey mi? İhraç edilebilir. Sen bunu başka bir ülkeye satabilirsin. Satabiliriz. Ve acayip bir katma değerde sağlayabilirsin. Sağlayabilir. Peki mesela sen devletten teşvik aldın mı? Bu işin yok. Hep kendi başına getirdik. Kendi başımıza götürdük. Yani bu hakikaten ilginç. Peki şunu sorayım. Şimdi yabancı yatırım Türkiye'ye geldi. Senden bir büyüme stratejisi istedi. Şimdi ama mesela Fransa'da mikromobilite ile ilgili şey yapıyor adamlar. Diyor ki ya bir dakika şurada şu kurallar çıksın. Bu iş trafiği bozar mı bozmaz mı? Mesela İstanbul'da ya da Türkiye'de durumda trafik yasalarında mikromobilite ile ilgili. Şöyle. Boş kaldırımlar geniş artık çok sıkıntı olmuyordur belki ama. Öyle. Fransa'da biraz kontrolsüz bir büyüme oldu birkaç şirket tarafından. Biz bu sektörün geleceğinin Türkiye'de olmasını istediğimiz için aslında biraz kendi kendimize regüle ediyoruz. Örneğin bizim aletler. Normalde 25-26 kilometre saate kadar çıkabiliyorlar ancak biz elektronik olarak 18 kilometreye limitliyoruz. Yaya trafiğini işte esnafı rahatsız etmesin diye aletlerimizi biz kilitliyoruz. Fransa'da bu aletler serbest dolaşımda. Yani trafiği de aksatabiliyor, yaya trafiğini de aksatabiliyor. Biz bu iki şeye çok dikkat ediyoruz. Bu konuda da Fransa'dakine göre çok daha az şikayet alıyoruz. Peki mesela şimdi mevsim kış hoş daha pastırma yazı var, o var bu var ama ne yapacaksın, toplayacak mısın aletleri yoksa hayır hizmete devam. Elimizden geldiğince. Peki mesela ben senden bir alet alıp en fazla kaç kilometre uzaklaşabiliyorum? Belli bir coğrafi bölgenin içinde kalması lazım. Yani sistem ilçe, ilçe sınırlarının tamamında dolaşabiliyor muyum mesela senin hizmetler? Tabii. Birkaç ilçe dolaşabilirsiniz aynen. Birkaç ilçe de dolaşabilirsiniz aynen. Vay iyiymiş. Peki ama yani bir şey söyleyeyim. Mesela bunun servisi, tamircisi falan var mı? Yoksa yani bozuldu mu şey yapamıyor. Bir, iki bunların üretimi nerede? Şimdi bunların elektronik aksamı, o esas devre çipleri vesaire ve yazılımı, esas beyni tamamen Türkiye'de bizim mühendislerimiz tarafından üretiliyor. Ha, tamamen yerli bir şey. Anadolu yakasındaki ofisimizde aynen öyle. Tamamen sen, yerli. Sen ürettin. Yani siz beraber üretiyorsunuz. Biz beraber üretiyoruz aynen öyle. Şasileri şu anda yurt dışından geliyor. Ama çok yakın zamanda da orada bir sürprizimiz olacak şasileri konusunda. Bunu da bir yerlileştireceksiniz. Ya, tabii Türkiye'nin şimdi şöyle bir şey var. Bu biraz az evvel nostalji konuştunuz. Ben de hani ufak bir yorum yapayım. Türkiye'nin bir araba sevdası vardır ya 1950'lerde. Evet. Ya biz kaçırdık, biz yapamadık. İşte Fransızların şusu var, Amerikalıların busu var, Almanların şusu var falan. Biz mikromobilitenin de geleceğine çok inanıyoruz. Doğru. O yüzden Türkiye'nin bu devrimi kaçırmasını istemiyoruz. Yani bizim amacımız
ilk aşamada çok daha fazla zarar yaratıyor bile olsa burada teknolojiyi geliştirmek, bunu yapmak. Ki uzun vadede bu ülkede bunun know-how oluşsun, bunun sektörü oluşsun. Türkiye'de sen bunun yazılımını bütün dünyaya ihraç edebileceksin. Kesinlikle, neden olmasın? Peki bir şey söyleyeyim, hiç başladın mı girişime bununla ilgili? Hiç... Şu anda biraz kendi işimize odaklıyız. Türkiye'de bu işi büyütmek, geliştirmek. Ama çok yakın zamanda Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarlarda Marti'yi aman aletlerimizi... Bunu bir daha söylersen ben de... Alışkanlık. Alışkanlık bir de... Sen 28 yaşındasın değil mi? Doğru, aynen. Ya yanında şu anda 155 kişi çalışıyor. Doğru. Yanında çalışan insanların kaç tanesi yüksek lisanslı vesaireli? Herhalde 35 tane çok nitelikli mühendis var. Bunların 10-12 tanesinde yüksek lisansı var. Yani işte, peki bir şey söyleyeyim. Kendini 40 yaşında nerede görüyorsun? Mesela bunu şunun için soruyorum. Bizde herkes ya green card çekilişine katılayım, Kanada alıyor alıyormuş gideyim falan. Ya, kalktın Londra'dan Türkiye'ye geri döndün. Doğru. Ha, yani o yüzden soruyorum. 40 yaşında kendini nerede görüyorsun sen? Ben işimi çok seviyorum. Hayır, çok zengin olup yurt dışında Amerika'da yaşayan sen niye burada uğraşıyorsun? Asla. Ben işimi çok seviyorum. Evet. Bu iş olmaz başka bir iş olur. Bu startup olmaz başka bir startup olur. Ben devam edeceğim. İşimden çok keyif alıyorum. Ülkeye de bir şeyler katmış oluyoruz. Teknoloji getirmiş oluyoruz. Right. İstihdam sağlıyoruz. İstihdam sağlamış oluyoruz, doğru. Evet. Çevreye faydalıyız. Evet. Çevre konusunda işlere fokus etmeyi ben çok istiyorum ileriki dönemde de. Böyle devam edeceğiz. Peki doğruyu söyle lütfen. Yani sen genellikle doğruyu söylersin ama şimdi kimseyi açığa düşürmemek için söylemezsin. Hakikaten sana kızmıyor mu çevrendeki insanlar? Ya oğlum kendini kurtar, niye uğraşıyorsun sen demiyorlar mı? İlk başta çok kızıyorlardı. Evet. Sonra dediler ki yapacak bir şey yok. Ama girişimci olmak biraz böyle bir şey. Yani bir şeye inanıyorsanız onun peşini sonuna kadar kovalamanız lazım yani. Sabah 8'den gece 12'ye ben fikrime inanıyorum. Başka bir şey dinlemem. Elimden geleni yaparım diye. Tüm gücünüzle çalışmanız lazım. Öyle yaptıktan sonra insanlar bir süre sonra saygı duymaya başlıyor zaten. Bir süre sonra ya buna dokunmayın, bu artık ya, bu kendi aynen, bildiği yolda. Kendi bildiği yolda devam etsin, aynen. Bu iş böyle. Öyle, peki öyle. Mesela ilk kâra geçtiğin gün ne yapacağını hayal ettin mi? Gidip bir makine daha alacağım deme, hakikaten ya biraz genç ol Allah aşkına. Ama hakikaten onu yapacağım ya. Ya of ya. Hakikaten onu yapacağım. Peki bir şey söyleyeceğim, yani mesela genç dediğin hani yazın işte git Alaçatı'da surf yap, onu yap bunu yap. Sen ne yaptın bütün yaz? Ofisteydim. 4 aydır eve gitmedim ben. Ofiste küçük bir odam var. Orada yatağım yatıyorsun? Var, orada yatıyorum. Daha şey oluyor, efektif oluyor öyle söyleyeyim. Sabah işe gelme derdi olmuyor, akşam işten eve gitme derdi olmuyor. Sabah uyanıyorum, günüme başlıyorum. Akşam zaten 11'de 12'de yatıyorum. Ofisteyim bütün yaz. Şimdi gözümün önünde şeyi canlandırıyorum. Yani böyle bir eğitim almış bir adam. Normalde sen 40 yaşında hani bankada milyon doların olabilir rahat. Aldığın primlerle vesaire. Dünyanın her yerine işte en lüks yerlerde seyahat edersin. En iyi şartlarda konaklarsın falan. Otur 4 aydır ofiste yatıyorsun, öyle mi? Öyle. Buna ne diyorlar? Bir... Sizin kuşağınızda ya da jargonunuzda bunun adı ne? Yatırımcılık mı? Startupçılık. Teknoloji girişimciliği. Böyle yani bu iş. Böyle. Yani uzaktan hoş gözüküyordu ama yakından da öyle şey gelmedi yakından, bana. Yakından yani neyden bütün... keyif aldığınızla alakası var. Yani sen şey mi mesela yazılım geliştikçe mi sen daha çok kar alıyorsun yoksa birisi daha o sistemi kullandığı zaman mı? Bizim aletlerimizin ömrü uzadıkça diyeyim. Ha. Yani şu anda tabii uzun. Onun için o kar mühendisi var. Yani örneğin bizim aletleri Çin'de satıyorlar. Alıp gelebilirsiniz falan ama bu işi böyle 50 tane 100 tane aletle yapmak teknoloji olmadan büyük bir fiyaskoya gider. Yani gerçekten çok ciddi yatırımın gerektiği, çok fazla emeğin gerektiği bir iş. Anladım. Çünkü her şehrin ihtiyacı değişik. Sen Türkiye hangi ülkelerden yatırım getirdin? Eğer çok gizli değilse söyler misin? Yani Avrupa ülkelerinden var, Amerika'dan var vesaire. Yani sen onları önce Türkiye'nin geleceğini ikna ediyorsun ama değil mi? Tabii. Ya bu ülke güzel bir ülke olacak. İnşallah göreceğiz böyle çocuklar İnşallah. Sayesinde. Efendim Oğuz Alper Öktem, gördünüz. Çok daha rahat bir hayat yaşaması mümkünken 28 yaşında yazın o plaj senin, orası benim, burası benim. Hatta tanesi 72 lira olan lahmacunlardan da yiyebilirdi ama 4 aydır ofisinde çalışan bir adam Türkiye yabancı sermaye getiriyor. 155 kişi yanında çalıştırıyor. Bizim böyle çocuklara ihtiyacımız var. Bu ülkenin geleceği de böyle güzel bir ülke olacak. Şimdi bu ülkenin çok güzide bir kulübüdür. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, yani Beşiktaş. Bu ülkenin çok güzide kulübünden sporcu konuklarım olacak. Ama alışılmışın dışında bir konuşma gerçekleştireceğiz.